Kim var orada? Kemal benim. Cemşir. Çok ani olduğunu biliyorum. Bana ümit vermek istemediğinizi de biliyorum. Ancak son olanlardan sonra ne sizi ne de oğlunuzu hiçbir şeyin ve hiç kimsenin üzmesine izin veremem. İzin verin Serap, hayat arkadaşınız olayım. Şey, Orhan Bey, ben tanıştığımız ilk günden beri bizim için yaptıklarınıza minnettarım. İnanın hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum. Siz olmasaydınız bütün bunların üstesinden gelemezdim. Ama inanın size karşı olan hislerim sizin sandığınız gibi değil. Anlıyorum. Ama reddetmeden önce bir kez daha düşünün. Emin olun, sizi sandığınızdan biraz daha fazla tanıyorum. Hiç kimse sizi hazmedemez. Herkes açınızı kollarken yapayalnız kalmak ne demek gayet iyi biliyorum. Bu zaferden sonra aklınız ve vicdanınız yeni bir izdivacı reddediyor. Ama elleriniz... Onları sımsıkı tutacak birine ihtiyaçları var. Peki ya oğlunuz? Ben babasız büyümenin ne demek olduğunu gayet iyi bilirim. Hayatı boyunca hep bir yana eksik kalacaktır. Ali'nin böyle büyümesine izin vermeyin lütfen. Birlikte ata binecek, top oynayacak, ona örnek olacak. Onu hayatı boyunca sevecek birini istemez misiniz hayatınızda? Teklifinizi düşüneceğim Orhan. Söz veriyorum. Artık kalkabilir miyiz? Aklım Muzaffer elde. Elbette. Edisyon, s'il vous plaît. Kusura bakma Kemal. Sana yalan söylemek zorunda kaldım. Aha, bu Deus'u Oid göndermiş. Seni öldürsün diye. Bana seni buraya getirmezsem torunumu öldüreceğini söyledi. Niye bana söylemedi Cemşir? Ya senden önce davransaydı şerefsiz? O Deus sana söylersem torunumu öldürecek diye korktum Kemal. Yerin kulağı vardı diye ne bileyim. Allah'ın belasıydı. Demek beni de ortadan kaldıracak. Yaptıkları yanına kalacak öyle mi? Yok Cemşir yok. Ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Nasıl alt edeceğiz onu Kemal? Baksana kitapsız şeytanın ta kendisi. Bir aşığını bulabilecek miyiz? Bulacağız Cemşir. Yakalayacağız onu. Hele davran da şu iti kaldıralım önce burada. Olay. Ah lan. Thank you.
Merci Orhan. Ils veulent te parler d'Adana. Connectez s'il vous plaît. Alo Orhan, ben Halide. Seninle önemli bir mevzuda konuşmam lazım. Uyardığın için teşekkür ederim Halide. Lütfen biz dönene kadar gözünü seherden ayırma. Elini çabuk tutmaya çalış. Dikkatli ol. Merak etme. Serap'a evlenme teklif ettim. Müspet bir cevap almam uzun sürmez. Adana'ya döndüğümüzde her şey bambaşka olacak. Ne o kız? Arpacı kumrusu gibi ne düşünüyor? Bu ilaç ne ilacı onu düşünüyorum. Sence bu ilaç ne ilacı? Kız ben ne bileyim, ben doktor muyum? Ben az bir şehre kadar gidiyorum. Sen beni bir idare ediver Seyare bacı, tamam mı? Niye gidiyorsun? Ne işin varmış şehirde? Canım var bir işim işte. Fazla geç kalma, merak etme sen. Hadi hemen. Hemisi mi kaldı? Kalktın gidiyorsun. Kız, sen bir dolaplar çeviriyorsun ya. Hadi hayırlısı olsun. Adın ne lan senin? Adın ne lan? Adın ne? Konuşsana lan! Konuşsana lan! Adın ne senin? Konuşsana lan! Resul. Kıymayın bana. Demek Orhan beni öldürmen için seni tuttu ha? Nerede lan Ovid? Ha? Nerede? Gülü ve bebeğini yanına alıp yola çıktıklarını gör. Söyle nerede saklıyorsun beni? Nerede lan? Sorup konuşsana lan! Nerede? Nerede konuş? Konuş lan! Gavristan'a gidecekler. Telgrafla haber verecektim. Adres de şu cebimde. Paris'e gitmişler. Ulan musibet. Ulan Dürsün. Ulan Cenab. Söyle lan ne vakit gelecekler? Ha? Ne vakit gelecekler? Konuşsana lan! Konuşsana! Ne zaman söyle? (Gülüyor)
Benden haber bekliyordu bey. Seni hallettiğimi öğrenince dönecekti. Bana bak Resul. O şerefsin senden önce kendine maşa ittiği adama ne yaptığını biliyor musun? Ha? Vallahi benim hatırladım. Mahpusla bir köşede sıkıştırmışlar. Sonra indirmişler. Sana da öyle yapacak. Senle işi bitince seni de indirecek. Bundan böyle bizim yanımızdasın. Vakti geldiğinde biz de arkanı koruyacağız, anladın mı? He. Anladım. Orhan'a beni öldürdüğünü söyleyeceksin. Ya inanmazsa? İnandıracaksın. Yoksa iki elimi yakanda bilesin. Ramazan. Hı. Neyin var Allah aşkına? Ağzını bıçak açmıyor ya. Yok Şefakcığım. Hala dükkana canım sıkılıyor. İşler kesat biraz. Dün etleyin akşam Haydar'la beraber oturup öyle birbirimize baktık. Sinek avladık yani. Sen de zaten sattın beni. Bir başıma bıraktın öyle. Bir satmaz. Sırat Köprüsü'nden geri dönen sendin sanki. Ben o dükkana bir daha adımımı atmam dedim. Atmazsan atma. Çok meraklıydık zaten sana. Millet madem elini ayağını çekmiş, o vakit o dükkanı kapasan da hani yerine yeni bir şey açsan. Öyle mi? Yine mi kavga edecek bak güzel? Ben yine başlayacağım buna yani. Göremezdim. Yengem aklı doğru söylüyor. Ya oradan hayır yok sana artık. Bak, ekmek sadece meyhanecilikte değil ki. Yani, hani bak aklıma çok şahane bir fikir geldi kafamda. Diyorum ki ne? Böyle kocaman bir büyük, büyük bir bakkal açsak. Ya, un satsan, pamuk satsan, irmik satsan, ne bileyim mandal satsan. He ya. Kafanın içindeki aklına gelen şahane fikir bu mu? Öyle mi yani? Yok. Beğenemedin mi? Yok canım estağfurullah. Ne haddime? Ben biraz canım sıkılıyor. Ben çıkıp dolaşacağım. Daha ne kadar böyle oturacaksın Reşit Efendi? Soğan ekmeğe kaldık. Baksana halimize. Zaten konu komşu konuşup duruyor. Ağızları büzülesiceler. Ne diyorlar? Ne desinler? Fort atıp duruyordu Reşit Efendi. Nasıl da döndü kös kös mahalleye diyorlar. Eller düdüğe koydu üfürüyor ama hiç umurunda değil. Aman. Gene başladın ha çen 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 çen. Ya konuşurlarsa konuşsunlar. Sağ ne? Değil mi? Hem ahirete kadar böyle kalacak değiliz herhalde. Elbet bir hal çaresini bulacağız. Merak etmeyin Hacer Hanım. Daha biz ölmedik. Bu gidişle anca kütlü toplamaya gideriz. Ramazan! Dur hele orada. Ben geliyorum. Dur hele. Hasbinallah. Ne var ne istiyorsun? O gece sana söylediklerimi düşündün mü? Neyi? Ya işte o bar pavyon işini.
Ya Reşit Efendi, kasap et derdinde, koyun can derdinde sen bana bar pavyon diyorsun ya. Ya dur hele. Bak, bir gece seninle bu Melek Girmez Çarşısı'na bir gidelim. Kendi gözlerinle bir gör millet nasıl para basıyor. Ya bak sana ne diyorum. Artık bu meyhane devri kapandı. Devir bar pavyon devri diyorum. Anlıyor musun? Reşit Efendi, ben sana bir şey diyeyim mi? He. Benim barla pavyonla işim olmaz. Seninle hiç işim olmaz. Konuşuyor bana ya. Yenge, baksana hele. Sen son vakitlerde çiftliğe gittin mi hiç? Yo. Niye soruyorsun ki? Hiç. Yani diyorum ki hani Gülizar Hanım'ı gördün mü acaba? Görsem ne olacak ki? Ya belki bana bir selam ya da bir haber falan göndermiştir diye sordum. Gülizar Hanım'ın da işi gücü yoktu. Sana selam gönderecekti. Şu yastığı da yerine koy bir. İşim bittiğinde de bir acı kahve ya. İçem ya. Bana bak kaba. Zaten sana da tepem atıp. Hem sen iyileşmedin mi daha? Evine gideceksen git. He yo, gitmeyeceğim diyorsan da bir işin ucundan tut artık ya. Aşk olsun. İçin böyle şey ettin hani yani yenge ha. Sen ne istedin de ben bugüne kadar yapmadım ki. Kalk o vakit çarşıya git. Eve erzak al. Doktor müsaade et. Yani son gidişimizde doktora hava almaya çıkabilirsin dediydi değil mi? Bakayım o zaman. İki kilo patlıcan, iki kilo domates. Ama bak gülüşçük olmasın tamam mı? Ha, biraz da meyve neyin al. Hadi geç kalma. Hadi hadi hadi. Hayırlı günler doktor bey. Buyurun. Şey ben size bir şey soracaktım. Onun için geldim buraya. Acaba der misiniz bu ilaç ne ilacı? Bakayım. Uyku ilacı bu. Abo. Sahte mi? Öyle. Bir tanesi bile ölü gibi serer insanı. Rüya bile görmeden uyutur. Vay 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 vay. Demek ki öyle. Hayır olan için sormuştunuz. Hiç. Heh, yok bir şey. Çok teşekkür ederim. Size iyi günler. Efendim. Günaydın Serap. Hazırsanız çıkalım. Kahvaltıyı Şanzelize'de yaparız. Size göstermek istediğim o kadar çok yer var ki. Tamam. Müsaade edin. Muzaffer Ali'yi giydireyim. İneyim hemen. Hay hay. Ben lobide bekliyorum. Şerefsiz yanlarında olduğu sürece her saniye tehlikedeler. Bir şey yapmamız, Güllü'yü uyarmamız lazım. Jandarmaya gideyim diyorum. Bu sefer de beni adamdan saymayıp dinlemeyecekler. Sense zaten fellik fellik aranıyorsun. Ne edeceğimi bilmiyorum ki hala. Anasına söylesen. Zehra. He. Yok. Zehra beni dinlemez artık. Hem dinlese bile. Anlattıklarım Orhan'ın kulağına bir şekilde giderse... ...hem Güllü hem torunum kurbette o herifle yalnız başına. Yok Kemal. Ben Amir.
Cemal. Ahmet. Neredesin kardeşim? Dünden beri meraktan öldüm. Allah'a şükür ya. Ne oldu dün gece? Tuzakmış. Orhan denen adam beni öldürmesi için birini tutmuş. Tam ateş edeceği sırada Allah'tan Cemşir yetişti. Bak hele. Herif çoğulu iyice azıttı ha. Daha da beteri var Ahmet. Hayırdır? Güllü. Güllü o herifle Paris'e gitmiş. Monsieur, vous avez un télégraphe? Merci. Je vous en prie. Adana'dan bir haber mi var? Kemal'i mi yakalamışlar yoksa? Maalesef. Telgrafın Kemal'le bir alakası yok. Hadi çıkalım. Böyle elimiz kolumuz bağlı dönmelerini mi bekleyeceğiz? Gerçi dönseler de Güllü'ne benim sözümü dinler ne de senin Kemal. Ne edeceğimizi bilmiyorum. Bir kanıt bulmamız şart. Güllü'yü o yılandan uzak tutacak bir çare bulmamız lazım. Fazla vakit kalmadı kardeşim. Jandarma çemberi iyice daralttı. Benim evim orası kaynıyor. Burası eskisi kadar güvenli değil. Er ya da geç bulurlar Kemal seni. Adana'dan gitmen lazım kardeşim. Orhan'la hesabımı görmeden hiçbir yere gitmem. Güllü'yü döndürmek lazım ama Naz. Pakize. Pakize'ye söylesek o arası olmaz mı? Ne diyecek ki? Hiç yoktan ne zaman geleceklerini öğrenir. Belki herif sokağı yutmuştur. Seni öldürü duyunca geleceği tutar ha? O zaman şimdi sen hemen gidip Pakize'yle konuşuyorsun. Tamam. Tamam. Ama hiçbir şey anlatma. Sadece arasın. Nasıl olduğunu sorsun. Ne zaman döneceklermiş onu öğrensin. Tamam. Ne kadar çok kişi bilirse Güllü'nün hayatı o kadar tehlikeye girer. Sen merak etme kardeşim. Cemşir ağa. He. Sen de Seyir'in yanına gideceksin. O Dürüz'ün avradı ama. Evet. Aradığımız kanıtı o verecek bize. Hey, tamam. Gülizar Hanım. Gülizar Hanım. Bu ne müstesna bir tesadüf. Az önce aniden çıkan yel demek siz Huri'nin salınımındanmış. Öyle güzel bir gün ki ne kadar iyi parladı sizi görünce bu Adana. Baksana Hafız Efendi, hani Ali bir kadın kaçırdıydı dedin ya. Bak hele şu kadına benziyor mu? Hangi kadın? Şu bak gidin. Şu kadına bak şu. Göremedim. De siz niye sual eylediniz? Elinizin kürü için sual eyledim. Affedersiniz. Çekilin bana dizini ala. Eyvah. Ne diyeceğim Ramazan'a? Hava serinledi. Ali üşümesin. Muzaffer'le de yürümüştük buralarda. Hayat ne tuhaf. O zamanlar böyle eylemli günler yaşayacağımızı bilemezdim. Muzaffer ve beni kucağına alamadı. Böylesine güzel bir kadının bütün bunları yaşaması büyük bir talihsizlik. Ama hayat devam ediyor Serap. İnanın sizin de mutlu olmaya hakkınız var. Saadet sizin de hakkınız. Ben artık mutlu olabileceğimi sanmıyorum Orhan Bey. Hayatta iki erkeğe itimat ettim. Bir tanesi rahmetli Muzaffer'di. Diğeri de... Gerisini biliyorsunuz işte. Siz olmasaydınız belki de bebeğimi kurtaramayacaktım. Kalbimin sesini dinleseydim çok yanlış yollara girebilirdim.
Bana ne oluyor böyle anlamıyorum. İnsan her acının üstesinden gelebiliyor Serap. Yeter ki geçmişi geride bırakabilsin. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Yeter ki evet deyin. Size cevabımı yarın bildireceğim. Bana yarına kadar müsaade edin lütfen. Monsieur. Un, deux, trois. Hayırdır Ahmet? Bir şey mi oldu? Ya sana bir şey söyleyeceğim de. Bir gelsene. Gel, geç içeri. Geç, geç. Anne, ne oluyor kız? Şimdi, bana cevap ver bakalım. Sana bir sual soracağım. Bakalım hafızan çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Sor bakalım. Muzaffer Ali'nin kaçırıldığı gece ben hanıma bir bardak süt götürmüştüm. Hatta bebe kaçırıldıktan sonra hanım dedi ki yok sen benim sütüme yok uyku ilacı kattığında ben bu saatlere kadar uyumazdım da bilmem ne. He biliyorum. İşte o gece. Dinle bak. Dinliyor musun? Burası çok önemli. Orhan Bey mutfağa geldi mi, gelmedi mi? Süt güğümünün yanına yaklaştı mı, yaklaşmadı mı? Hadi bakalım. Vallahi bilmem ki. Kız, sen gene ne haltlar karıştırıyorsun he? Ya sen benim ne karıştırdığımı filan bırak. Sorduğum soruya cevap ver hele. He, gece geç vakitti. He. Geldi. Abal. Ben de şaşırdım ayağımıza kadar geldi bey diye. Seyyare bacı çok susadım bir bardak su ver dedi. Ben de verdim. Ben biliyordum ya. Ben biliyorum ya. Ben nereden biliyorum ya? Ben adama baktığım zaman helal süt emmiş mi emmemiş mi? Resmin biliyorum ya. Ama sakalım yok. Kız ne diyorsan de ortadan mı çatlatacağım beni? Hanımın sütüne uyku ilacı koyan Orhan Bey. İşte bu da uyku ilacı. Adamın odasından çıktı. İyi de niye ki ne? Ya neden aradın diye sorarsa ben ne cevap vereceğim? Ya merak ettim dersin olur biter. Ama bak Pakize, gerçekten mühim bir sebebi var bunun. Güllü'nün Adana'ya ne zaman döneceğini öğrenmen lazım. Bana güven Pakize. Sonra her şeyi anlayacağım bak. He? İyi madem öyle olsun. Hadi kalk çıkalım o vakit. Heh, hadi çıkalım. Vallahi da billahi da inanma. Kız, bebeği alıp getiren Orhan Bey. Niye böyle bir şey yapsın ki? Ya ben ne bileyim niye yapsın? Sütü bozuk herif vardır bir nedeni. Bebeği buldu getirdi kahraman oldu. Hanımı aldı Paris'lere gitmedi mi? Al sana sebep işte. Kız. Kemal'i yakaladılar suçlu diye. Barnağının neyinde şeklini aldılar. Evet. İşte onu ben de bilemiyorum. Yani düğümün o kısmını ben de çözemedim. Ben çözdüm. Senin için Orhan Bey'e olmadığından herife kulp takıyor kızım. Bak kızım, bu dediklerini benden başka hiç kimse bilmesin. Yoksa başına büyük dert açarsın. Ona göre ben de söylemezsin. Ay! Kim o? Fena bir niyetim yok. Sadece konuşmaya geldim hanım. Benim konuşacak bir şeyim yok sizinle. Lütfen gidin. Güzellikle konuşalım diyor. Hem anlatacaklarım var. Bir
işe girdim ama anladıysam Arap olayım. Bak Ahmet kardeş, sana güvendim ha. Güven bana Pakize. Bak, inan bir fenalık yok bu işte. Sen benim dediğimi yap, hadi. Ben bir numara bağlatacaktım. Fransa, Paris. Numara da şu. Ne istiyorsunuz benden? Bana bak hanım, senin bu Orhan'ın yaptıklarını ortaya çıkarmak için bir kanıt lazım. Bana bu kanıtı sen vereceksin. Neden yapayım ki böyle bir şey? Çünkü bütün olup bitenler senin de işine gel. Bak, o şerefsiz Gevuristan'da kızımla beraber keyif çatıp gününü gün ediyor. Oysa seni bütün pisliklerine alet etti. Yalan mı? Saçmalamayın. Lafınız bittiyse lütfen gidin. Hele bir dinle. Sen o şerefsizin sana geri döneceğini mi düşünüyorsun? Bak, yarın öbür gün o bebeğe yaptıklarınız ortaya çıkarsa... hiç olmazsa vakit geç olmadan sen doğru olanı yap. Bakın, Orhan'ı tanımıyorsunuz. Orhan bir şey yapmaya kafasına koyduysa kimse ona mani olamaz. Bence siz olursunuz. Sana dediklerimi iyi düşün. Ne oluyor burada Seher? Bu adamın evinde ne işi var senin? Hiç. Nasıl hiç? Beni kandırmaya çalışıyorsan çok fena olur. Hala bağlayamadılar ya. Eyvallah. Telefonunuz hazır. Alo. Alo. Serap Dinç Aslan'la görüşecektim. Vous ne comprenez pas madame? Je sais pas votre langue. Serap Dinç Aslan. Onunla görüşecektim. Vous demandez qui? Serap? Ya bu adam gavurca konuşuyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Ya Pakize, daha güçlü söyle. Serap Dinç Aslan diye söyle. Qui Serap? Je pense que vous avez tapé la fausse ligne. Ne oldu Orhan Bey? Affedersiniz Serap. Biraz işim var. Akşam görüşürüz demekte. Tamam. Je pense que le téléphone est pour nous. Oui, c'est bon. Merci. Alo? Güllü? Alo? Alo Orhan Bey, ben Pakize. Buyurun Pakize Hanım. Serap'la görüşecektim de. Serap Hanım dışarıda. Benim bir şeyim mi var? Güllü'yü merak ettiydim de ne vakit dönecek onu soracaktım. Hem bir hal hatırını sorayım hem de ne vakit dönecek öğreneyim dediydim de. Çok incesiniz, merak etmeyin. Her şey yolunda. Serap Hanım da çok rahat ve iyi. Yakında döneceğiz. Merak etmeyin, hoşça kalın. Merci. Ne oldu kıza? Ne dedi? He? Yakında döneceklermiş. Oh, sokağı yuttu demek ki şerefse. Ya, kim sokağı yuttu? Ya Allah aşkına Ahmet, ne oluyor anlatsana. Ya Pakize, anlatabileceğim bir şey olsa zaten anlatırım. Ama inan bana, vakti zamanı gelince her şeyi anlatacağım ben sana. Hadi, sağ olasın. Bana bak, bu adam gözünü korkutmasın. Ayyeş'in teki zaten. Hiç kimse ona inanmaz. Merak etme halleciğim. Zeyana kapılıp kendi mahvuma sebebiyet verecek bir şey yapma niyetinde değilim. Âlâ. Böyle düşünmene sevindim. Zira Orhan'la Serap'ın evlenmesi hepimizin menfaatine. Umursadığım tek şey kızım. Orhan benden aldıklarını geri verdiği takdirde onunla olan tüm bağım kopmuş olacak zaten. Aptalca bir kıskançlıkla kızımın istikbalini tehlikeye atacak değilim. Meraklanma, çok beklemeyeceğiz zaten. Orhan evlenme teklif etmiş.
evet demesi an meselesidir. Kadın da biliyor canım herifin ne kadar şerefsiz olduğunu. Tam razı edecekken birdenbire kapı çalındı. Senin karın geldi. Halide mi? Hı. Konuştuklarımızı duymadı ama ne işi varsa orada her şey yarım kaldı. Bekçi, orada mısın Ahmet'ten? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın kardeşim? Sağ ol Ahmet. İyiyim. Temiz üst baş getirdim sana. Alttakinde de yiyecek bir şeyler var. Sağ olasın kardeşim. Sağ olasın. Akize'ye güllüğü arattım. Ama o deyus çıktı yine telefona. Her taşın altından o iblis çıkıyor ha. Ne dedi, şüphelendi mi? Yok, sanmıyorum. Zoka'yı yutmuş bence. Yakında döneceklermiş. Senin de öldüğüne inanmış belli ki. İyi. Dönsün. Dönsün de dinsizin hakkından imansız nasıl gelir görsün. Şimdi beklemekten başka çaremiz yok ha? Bekleyeceğiz. Hele bir ayak bassın Adana'ya. Anasından emdiği sütü burnundan getirmezsem ben de adam değilim. İyi misiniz Serap Hanım? Ay yavrum benim. Sıkın dişinizi. Az kaldı. Gitme. Ne olursun gitme. Ben gözümü ilk seninle açtım. İlk sana sevdalandım. Bebeği bulduğumuz evde yapılan parmak izi tahkikatı neticelendi. Öyle mi? Bir şey bulabildiniz mi? Parmak izlerinden biri Kemal'e ait. Mahkemeye çıkarıldığında suçlu bulunacağı aşikar. Cezası neyse çeksin. En ağır cezayı alması için elinden gelen her şeyi yapacağım. Merak etme. İkide bir tutup. Bebeğim! Dönüp dönüp bakma artık gönlüm. Başımın belası. Benimle evlenir misin? İkide bir tutup da pencereye. Dönüp dönüp bakma artık gönlüm.
Fabrikaya geri dönmene çok sevindim Halide. Sağ ol Selim. Bu arada geçmiş olsun. Bebeğini düşürdüğünü öğrendim. Çok üzüldüm. Bu ayki faaliyet raporlarını görebilir miyim? Uzun zamandır fabrikayla ilgilenemiyorum. Bakalım işler ne alemde? Yalnız şunu baştan söyleyeyim, durum pek iç açıcı değil. Senin ve Serap Hanım'ın yokluğunda tam da anlaşmalar üzerine gelince işimiz bayağı sıkıntıya girdi. Önce raporları görelim. Sonra vaziyete bakarız. Tabii, nasıl istersen. Vay. Ha, Serap sen misin? Günaydın, erkencisin bugün. Orhan Bey. Size kararımı bildirmek istiyorum. Yarım saat sonra kafede buluşalım mı? Hay hay. Tabii ki. Yarım saat sonra kafede. Bak hele. Birini mi arıyor? Yok. Aramıyorum. Kimi arayacağım ki? Halam yaşlı da ona yiyecek götüreydim. Ara. Çok güzeller. Niye zahmet ettiniz? Ne zahmeti? Heyecanımı bastırmak için Çiçekçi'ye kadar yürüdüm. Cevabınızı duymak için sabırsızlanıyorum. Teklifinizi kabul ediyorum. Evler temiz komutanım. Civar mahalleleri de arayın. Çabuk. Çabuk. Gelin benimle. Gözüm üstünde Ahmet. Ettiğinizi bilemezsiniz Serap. Yalnız sizinle çok açık olarak konuşmak istediğim bir mesele var. Nedir? Ben fabrikayı ve çiftliği idare ederken yanımda olmanızı istiyorum. Oğlumun da baba olarak görebileceği, güvenebileceği bir erkeğin etrafında büyümesini istiyorum. Size bu konuda itimadım sonsuz. Ancak bu bir mantık izdivacı olacak. Bir iş anlaşması gibi. Anlıyorum. Tam olarak anladığınızdan emin olmak isterim Orhan. Eğer benden sizinle hakiki bir evlilik hayatı yaşamamı beklemeyecekseniz ve bu hususta bir daha asla konuşmayacaksak ancak o zaman sizinle evlenebilirim. İtiraf etmeliyim ki size karşı olan hislerim beni bu konuda oldukça zorlayacaktır ama madem siz böyle uygun gördünüz,
isteğini de sizden bir ricam olacak. Nedir? Burada Paris'te evlenelim. Burada mı? Şimdi? Evet, burada. Kararımızı verdiğimize göre beklememize lüzum yok. Bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum açıkçası. Benim de yeni boşanmış olduğumu göz önünde bulundurursak böylesi daha uygun olacaktır. Kimseye izahat vermek zorunda değiliz. İşlemleri bir an önce başladınız. Ne dersiniz? Bu gidişle fabrikanın zarar etmesi kaçınılmaz. Dışarıdan aldığımız pamuk bizi bayağı sıkıntıya soktu. İşçilerin yarısını çıkartıp çalışma saatlerini arttırmamız gerekiyor. Zarardan kurtulmamız başka türlü mümkün değil. Tamam. Hemen yapalım o zaman. İşçilerin yarısını çıkaralım. Yalnız bu fikre Serap Hanım kati suretle karşı çıkacaktır. Serap Hanım burada olmadığına göre bu meseleye nasıl baktığının da bir ehemmiyeti yok sanırım. Ne gerekiyorsa yapın. İşçilerin yarısını çıkarmak icap etse bile fabrikanın zarar etmesine izin veremem. Pekala. Aa. Bu arada Kemal'in hapishaneden kaçtığını öğrendim. Kemal'le alakam yok artık Selim. Bu konuyla ilgili bana bir daha soru sormazsan sevinirim. Tabii. Evlenmek için konsolosluğumuza yaptığınız müracaatı inceledik. İmzalamış bulunduğunuz evlilik beyanı bağlı bulunduğunuz nüfus idaresince de tasdik edildi. İzdivacınızın önünde herhangi bir mani bulunmamaktadır. Siz Serap Hanım, Orhan Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Serap Hanım. Evet, ediyorum. Siz Orhan Bey, Serap Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Paris Başkonsolosluğu'na verdiği yetkiye istinaden şahitler huzurunda sizleri karı koca ilan ediyorum. Aile birliğiniz şu andan itibaren tesis edilmiş bulunuyor. Şurayı imzalayın lütfen. Koşun, hanım geldi. Seyyare bacı, koş. Koş, Zehra Hanım'a haber ver. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman da kurban olurum yaradana. Sen pek büyümüşsün canım. Oğlum, ne diyor Seyyare bacıma? Ne kadar büyümüşsün diyor. Ah, hoş geldiniz. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Ay yavrum, hoş geldin. Ah, hoş geldin. Hoş geldin. Gel bakalım, gel. Oh canım. Gözler. Sağ olasın. Beni özlemiş mi bakayım? Ay nasıl da gülüyor.
ben senin gülüşüne kurban olurum, kurban. Ana, sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Biz Orhan'la evlendik. Ne? Kusura bakmayın. Size haber veremedik, özür dileriz ama... ani bir kararla konsolosluğa nikah kıydık. Artık damadınızım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mesut etsin. Teşekkür ederim efendim. Gülizar. Muzaffer Ali'yi yatır istersen. Bir de Orhan Bey'e büyük odayı hazırlayın. Günaydın Halide. Kusura bakma, sabah sabah rahatsız ettim. Rica ederim. Bir şey mi oldu? Vaktin var mı? Biraz konuşabilir miyiz? Aslında ben de tam fabrikaya gidiyordum ama... Çok vaktini almayacağım. Orhan, Paris'e gittiğinden beri haber alamadım. Belki siz konuşmuşsunuzdur. Evet, evet. Biz dün konuştuk kendisiyle. Ne zaman döneceklermiş? Bir şey söyledi mi? Dün yola çıkacaklarını söylemişlerdi. Belki de dönmüşlerdir. Öyle mi? Ama haberleri iyi. Evlenmişler. Ne? Evlenmişler mi? Hı hı. Konsoloslukta yıldırım nikah yapmışlar. İyi misin Seher? Hadi oturalım biraz. Müsaadenizle. Ben otele gidip eşyalarımı toparlayayım Serap. Oradan da büroya uğrayacağım. Fazla geç kalmam. Erkenden gelirim. Tamam. Hoşça kalın anne. Güle güle. Nasıl oldu bu iş Kasım? Ya şaşkına çevirdin beni. İnsan anasına bir haber vermez mi? Kusura bakma anacığım. Her şey çok ani gelişti. Orhan'ın teklifine ben de çok şaşırdım. Nasıl he dedin hemen? Yani iyice düşünüp taşındın mı? Evet ana, çok düşündüm. Orhan hep yanımdaydı. O olmasaydı bütün bunlarla baş edemezdim. Oğlumun hayatını bile ona borçluyum. Ben artık bütün bunlardan çok yoruldum ana. Her şeyle tek başıma mücadele etmekten yoruldum. Orhan'a inanıyorum. Ona güveniyorum, bana güç veriyor. Oğluma iyi bir baba olacağını da düşündüm. Bütün bunları düşünüp taşındım, kararımı öyle verdim. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. İyi de kızım, sen bu adamı seviyor musun? Bunun bir ehemmiyeti yok ana. Sevgi, aşk, bunlar insana elem veren şeyler. Önemli olan güvenilir biri olması. Hem oğlum için de en hayırlısı bu. İnşallah çok mutlu olursun kızım. Topla kendini Seher. Evleneceklerini zaten biliyordun. Orhan'ın teklif edeceğini sana söylemiştim. Evet. Ama Serap'ın kabul edeceğini düşünmedim galiba. Bu durumun hakikate dönüşmesi çok canımı acıtıyor halde. Bu duruma üzülmen değil, sevinmen lazım. Kendini yerime koy. Kemal Serap'la evlenecek olsa bunu sevinebilir miydin? Mevzuyu saptırma Seher. Kendini işkence ediyorsun. Yine duygusallaşmaya başladım. Ne yapayım? Dayanamıyorum. Orhan'ı başka bir kadınla düşünmeye dayanamıyorum. Dayanmak zorundasın. Yolun sonuna geldik. Şu saatten sonra hiçbir şey yapamazsın. Ya Orhan Serap'a aşık olduysa? Ya sadece para için değil, aşık olduğu için evlendiyse? Saçmalama Seher.
Orhan'ın Serap'la niçin evlendiğini ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Öyle mi diyorsun? Öp bakayım ulan. Bu işi mi yapıyorsun? Aferin, hadi hadi. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Bir gel hele. Sen beni tanıdın mı? Yok, tanımadım. Ya nasıl tanımadın ya? Ben bu dükkanın eski sahibiyim. İsmim Berber Reşit. Kaç yıllık berberim ben ya. Beni bu Adana'da herkes tanır ama işte sen tanımadın. Ya çattık be kardeşim. Tanırım, tanımam. Ne istiyorsun? Tıraş olacaksan geç otur şöyle. Yok, yok. Tıraş olmayacağım da. Ya bak. Ben iş arıyorum. Sen de çırak arıyorsun herhalde. Ben bu işe talibim. Ya sen benden dalga mı geçiyorsun? Niye ki? Hiç senden çırak olur mu? Ya niye olmasın ya? Bak iyice bir düşün. Sen benden daha usta bir çırak bulamazsın. Değil mi? Bütün işi ben yapacağım. Bütün gün orada oturacaksın. Çayını kahveni içeceksin. Pencereden dışarı böyle öyle bakacaksın. Makas bile almayacaksın eline ya. Bütün işi ben yapacağım. Benim sırtımdan para kazanacaksın. Halloş değil mi? Kız. Ya hanım Orhan'la evlendik dedi ya. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü ha. Bak elim ayağım hala titriyor. Sorma kız benim de. Ne öyle damdan düşer ki mi? Ne aceleleri varmış ki? Kız. Hı. Bu adam hanıma büyü falan yaptırmış olmazsın. Ne olacak şimdi ya? Aman kız ne bileyim ne olacakmış. Aman bu da eşek ölüsü kimi be? Sen verme ha. Ay. Ben biliyorum ne yapacağım. Ben biliyorum, sen bilmiyorsun ama. Hanıma bir bir anlatacağım her şeyi. Böyle 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 oldu diyeceğim. Orhan bir seni uyuttu diyeceğim. Bebeği de o kaçırdı diyeceğim. Gülizar, kız aklını başına devşir. Kadın kocasına mı inanacak yoksa sana mı? He? Vallahi Orhan Bey'in kulağına giderse seni kapının önüne koyar o göre. Ama hanımın hakikati bilmesi lazım. Onu saklayamayız ki bunu. Kız ne biliyor da ne söyleyeceksin ha? Bir şişe ilaç bulmuşum. Yok Orhan Bey hanımı uyuttu, bebeği kaçırdı diyor. Öyle dolanıp duruyorsun. Kim inanır sana? Söyle kim inanır? Demek öyle. Demek bana inanmıyorsun ha? Yavrum benim inanıp inanmamam mühim değil. Allah Allah. Vallahi evin beyine böyle iftira attığın duyulursa vallahi senin canını okurlar benden söylemesi diyorum ha o kadar. Nasıl hallettin işi? Dediğin gibi yaptım beyim. Cemşir'in gözünü korkuttum. Kemal'i de dediğim yere gönderdi. Ben de sıktım kafasını. Cesedi ne yaptın? Ormana gömdüm. Aferin. Sana söylediğim gibi çeneni kapalı tut. Al bakayım bu parayı. Haberin olsun. Ağzından bir şey kaçırırsan seni de yakarım. Anladın mı? He. Anladım. Merhaba. Merhaba. Serap Hanım evde mi? Evde. Şöyle buyurun ben kendisine haber vereyim.
Serap Hanım, misafiriniz var. Kimmiş? Seher Hanım geldi. Seher Hanım mı? Allah Allah. Ne istiyormuş? Bilmiyorum ki. Peki çağır bakalım. Merhaba Serap. Rahatsız etmedim umarım. Yo, rica ederim. Buyur. Bir şey içer misin? Çay varsa içerim. Güzel. Ziyaretimin seni pek şaşırttığını farkındayım. Böyle haber vermeden çatı kapı gelmek adetim değildir aslında ama... seninle bir an evvel konuşmak istedim. Durdur arabayı. Bir şey mi oldu Orhan? Yerini gördüğümü zannettim. Ama önemli değil. Hadi gidelim oğlum. Ben güzel oldu ha. Ama istersen bir dahakine ala garson keselim. O nasıl oluyor ki? Bak o nasıl oluyor biliyor musun? Böyle kafana tas geçirmiş gibi ama yanlar kısa, ense de kısa ama son moda ha. Amerikan işi. Yakışır mı ki? Oo yakışmaz mı ya? Duydun mu Hacı dayı? Serap Hanım evlenmiş diyorlar. Hangi Serap Hanım diyor? Serap Dinçalsan yok mu? Orhan diye bir avukatla evlenmiş. Ne dedin sen? Dikkat etsene be adam. Adamdaki taliye bak hele. Koskoca çiftliğe bey oldu demek. Ya usta. Kusura bakma ama. Ben bir gidip bir geleyim tamam mı? Usta. Nereye lan çırak? Gürizan, Yasin abi ablalarımı yukarı çıkartacak. Sen de yerleştirir misin? Tabii. Merhaba. Nasılsın Orhan? İyiyim. Senin ne işin var burada? Havadisleri aldım ve bir uğrayıp sizi tebrik etmek istedim. Bak, bu vaziyetin aramızdaki dostluğu bozmasını hiç istemem. Malum aynı cemiyetin insanlarıyız. Sık sık karşılaşacağız. Size karşı bir husumetim olmadığını Serap'ın da bilmesini istedim. Müsaadenizle ben Muzaffer Ali'ye bir bakayım. Ben de kalkıyorum zaten. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Seher? Asıl sen ne yapmaya çalışıyorsun Orhan? Bana başka çare bırakmadın ki. Paris'e gittiğinizden beri senden haber alamıyorum. Evlendiğinizi bile Halide'den öğrendim. Beni unutmana müsaade edemezdin değil mi? Git buradan Seher. Bir daha da sakın böyle bir saçmalık yapmaya kalkma. Saçmalayan biri varsa o da sensin.
kendini bu oyuna fazla kaptırmasan iyi edersin. Yoksa ne olur? Ne mi olur? Ne olacağını sen benden daha iyi biliyorsun Orhan. Beni tehdit mi ediyorsun sen? Hayır. İkaz. İkaz diyelim. Damarıma basılırsa senden bile daha tehlikeli olacağını biliyorsun. Bir kez daha düşünsen iyi edersin Seher. Çünkü bundan sen zararı çıkarsın. Şimdi defol git buradan. Bir daha da sakın bizi rahatsız edeyim. Anladım. Hem de çok iyi anladım. Cemşir aç kurban. Ne var Reşit, ne? Alacaklı gibi çalıyorsun kapıyı. Sana haberlerim var. Ne? Çok mühim. Güllü. Orhan Bey'le evlenmiş. He. Ahmet, bak hele. Kimdir o? Hayrola Cemşir? Ha. Hayır, hayır. Güllü Adana'ya geri dönmüş. Orhan'la. Otursuyla nikahlanmış. Ne? Ne diyorsun sen Cemşir? Ne edeceğiz şimdi Ahmet? Hı? Ben ne bileyim. Ben dayanamayacağım Ahmet. Ben şimdiye gideceğim. Gidip ne yapacaksın? Nasıl inandıracaksın Güllü'ye kendini ha? Yok. Bu sefer dinleyecek beni. Dinleyecek Güllü. Bugün olanlar için çok müteessirim Serap. Seher adına senden çok özür dilerim. Özür dilemene lüzum yok. Seher gayet nazikti. Sadece gelmesine şaşırdım o kadar. Seni ne kadar rahatsız ettiğini biliyorum. Ama emin ol, bundan sonra böyle bir şeye izin vermeyeceğim. Dediğim gibi, gerçekten önemli değil. Unutalım gitsin. Hanımım, babanız geldi. İlla sizi görmek istiyor. Tutamadım. Allah Allah. Ne istiyor Allah aşkına? Deli midir nedir? Bir sarhoş adamla başa çıkamıyor musunuz Yasin'e? Kovun gitsin. Beyim, hanımınızın babası ne de olsa ona sormadan bir şey yapmak istemedim. Hala neyi soracaksın Yasin'e? Bu kaçıncı vukuatı? Derhal jandarmayı arayın. Yok yok, aramayın. Sarhoşmuş, bağırır çağırır gider. Ben şimdi gösteririm ona sarhoşluğu. Hayır Selam. O adamla muhatap olmanı istemiyorum. Ne duruyorsun Yasin'e? Dediğimi yap. Gelmeyin lan! Gelmeyin! Gülü! Gülü! Dışarı çık! Dışarı çık! Bu sefer beni dinleyeceksin. Yakarım kendimi! Çık Gülü! Hemşir! Dur, ne yapıyorsun? Bu sefer beni dinleyecek. Yoksa yakarım kendimi! Cemşir dur! Delirdin mi sen Cemşir? Bırak o bir de onu! Çekilin! Yoksa yakarım kendimi! Delirdi mi bu adam? Allahsız, kitapsız gönlüm!
yakacakmış kendini. Ben şimdi gösteririm ona. Sen burada kal. Ben hallederim. Allahsızın, kitapsızın kendisi bütün kötülükleri o yaptı. Yeter be! Defol git adam! Ateş ederim! Bekçe! Ne duruyorsun? Aç! Cemşir! Beni zorlama! Defol git! Ne yaparsan yap! Durduramazsın artık beni! Herkes senin ne yalan olduğunu öğrenecek! Cemşir dur, dur Cemşir! Gönlü! Bu adam var ya! Senin çocuğunu kaçırdı! Kemal'in anasını öldürdü! Bırakın lan! Bırakın! Duydun mu Gönlü? Ha? Bırakın lan! Gönlü! Bırakın! Beni bırakın lan! Tutuklayın şu adamı! Beni tutmayın lan! Asılma anamı! Gönlü! Akıl alır gibi değil. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Vaziyet apaçık ortada Serap. Babanla Kemal işbirliği yapmış. Maksatları belli. Beni suçlamak. Senin gözünde beni suçlu duruma düşürmek. Hepsi bu. Kemal'i hala yakalayamamışlar mı? Maalesef. Jandarma komutanı Kemal'in Adana dışına çıktığını düşünüyor. Kemal bulunmadan huzur bulmayacağım. Bu yüzden huzursuz olmana gerek yok Serap. Kemal sana artık zarar veremeyecek. Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin? Adana dışına kaçmış olabilir. Ama bir daha bu şehre dönemez. Döndüğü anda tutuklanır. İnan bana, bir daha karşımıza çıkmayacak Kemal. Serap Hanım, size nasıl bir adamla evlendiğinizi, ne feci bir şekilde kandırıldığınızı anlatmak zorundayım. Orhan sizinle evlenmeyi aylar önce kafasına koymuştu. O zamanlar siz onu tanımıyordunuz bile. İçine saplandığı borç batağından nasıl kurtulacağını düşünürken, alacakları yakasına yapışmışken Ankara'da karşılaştığı bir dostundan Muzaffer Bey'in bir cinayete kurban gittiğini, genç ve güzel karısının dul kaldığını öğrendi. O anda hayatının fırsatını tekrar yakaladığını düşündü Orhan. Adana'ya bu yüzden döndü. Karşınıza çıktığı ilk andan itibaren her şeyi planlamıştı. Ne olursa olsun sizi elde edecek, zamanla çiftliğe, fabrikaya, bir zamanlar onun için güç ve kudret timsali olan Muzaffer Dinç Aslan'a ait ne varsa hepsine sahip olacaktı. Amacına ulaşmak için sinsice çalıştı. Önce sizin güveninizi kazandı, sonra sizi aşkına inandırdı. Nihayetinde de sizinle evlenmeyi başardı. Ancak bu zafere ulaşmak için yaptığı korkunç şeyleri örtbas etmeyi de başardı. Sizi eski aşığınızdan ilelebet koparmak maksadıyla onun evini yaktırdı. Kemal'in annesini o öldürttü. Dahası bebeğinizi de o kaçırdı. Çiftlikte kaldığı gece sessizce odanıza süzülüp bebeği beşiğinden aldı. Suçu Kemal'in üstüne yıktıktan ve sizi ilelebet düşman haline getirdikten sonra da bebeği bulup getirerek sizin kahramanınız oldu. Eğer bir an evvel hakikatleri idrak edip ondan uzaklaşmazsanız, bir sonraki adımı sizi ve oğlunuzu öldürmek olacak. Söylediklerimin doğruluğunu ispatlamak maksadıyla size Orhan'a gelen icra belgesini de gönderiyorum. Bu belge, Orhan'ın maddi durumunun nasıl bir çıkmazda olduğunu ve sizinle evlenme nedenini gösteren bir kanıttır.
Ben bugün fabrikaya uğrayacağım. Son faaliyet raporlarını görmek istiyorum Selam. Ben de bir gelsem iyi olur. Uzun zamandır boşladım fabrikadaki işlere. Artık senin bunlarla ilgilenmene gerek kalmadı Selam'cığım. Fabrikaya da çiftlikte ben ilgileneceğim. Sen de böylece Muzaffer Eli'ye daha fazla vakit ayırırsın. Ben hanıma artık her şeyi anlatacağım, dayanamıyorum. Ya daha sen geleli kaç gün oldu da beylik taslıyorsun ya. Hayret bir şey. Var ya, şu çiftlikte güm güm gümleyen Muzaffer Bey yattığı yerden kalksa da şu olanları görse, yüreğim almıyor ya. Kız bir sus. Dün bir, bugün iki. Görmedin mi dün Cemşir Efendi'yi yaka paça nasıl götürdüler? Ona bile inanmadılar. Sağ mı inansın hanım, he? İsterse hanım beni çitlikten olsun. Umurumda bile değil. Ben Muzaffer Bey'in yerine bu adamı koymayacağım. O kadar. Ey, ne halın varsa gör. Ama beni işin içine katma. Bu yaştan sonra elin kapılarında sürünemem. Beni süründüremezsin canım. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Sana söylüyorum. Dün çiftliğe gitmişsin. Seher. Her şeyi mahvedeceksin. Artık çok geç Halideciğim. Her şey mahvoldu bile. Ne demek istiyorsun? Her şey bitti demek istiyorum. Senin planlarını da mahvettim Halideciğim. Kusura bakma. Sen ne yaptın? Serap'a her şeyi anlatan bir mektup yazdım. Söylediklerimi ispatlamak için hani Orhan'a gelen icra kağıtları var ya, onları da yolladım. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Delirdin mi sen? Halide, Orhan'ı benim kadar iyi tanıyamazsın. Tamam, planlarını ikimiz de dahil etmiş olabilir. Ama artık amacına ulaştı. Sana da bana da bir şey koklatmayacak. Sen de umduğunu alamayacaksın yani. Benim sizinle konuşmak istediğim çok önemli şeyler var. Ne var Gülizar? Bana sorarsanız Cemşir Efendi doğruyu söylüyor. Bebeği Orhan Bey kaçırdı. O çok tehlikeli bir adam. Sizi kandırıyor hanımım. Bu ne cüret? Ne saçmalıyorsun sen? Bu uyku ilacı. Bebek kaçırıldıktan sonra Orhan Bey'in odasını temizlerken buldum. Hanımım, hani siz demiştiniz ya, benim uykum çok hafif olmasına rağmen nasıl oldu da ben bunu duymadım. Hatta bana demiştiniz ya, kızmıştınız, sen benim sütüme bir şey mi kattın diye. Evet, sütünüze biri bir şey kattı ama o ben değilim. Orhan Bey. Bir ilaç şişesine dayanarak mı söylüyorsun bu iftiraları? Bunun Orhan Bey'e ait olduğu ne malum? Nereden bileyim senin olmadığını Gülizar? Hanımım, günah boynuna. Ben sadece odada buldum bunu. Bunu size demek benim boynumun borcu. Siz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Ne olmuş yani bu Allah'ın şişesini bulduysan? Ben bu adamla evlendim. Bu çiftliğe bey oldu. Benim can yoldaşım oldu bu adam. Siz beni delirtmek mi istiyorsunuz Gülizar? Kızım, ne oluyor? Çık dışarı Gülizar. Gözüm görmesin seni, yıkıl karşımdan. Kızım, tamam. Tamam, sakin ol kızım. Sakin ol, sinirlenme. Orhan.
Seher Güllü'ye her şeyi anlatan bir mektup yazmış. Ne? Elini çabuk tutmak zorundasın. O mektup Güllü'nün eline asla geçmemeli. Her geçen saniye aleyhimize işliyor. Hakikatleri asla öğrenmemeli. Ne yapacaksan bir an evvel yap. Böyle bir halt edeceğini tahmin etmeliydim. Allah kahretsin. İşler yapsın ha. Sana da. Az soluktan bir çay yaptırayım. Çok sağ ol Yasin Ayşım, çok. Hanımım, size bir posta geldi. Bırakıver Yasin. Erken geldin Orhan. Hadi hazırlan. Sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Söylersem sürpriz olmaktan çıkar. Hadi Muzaffer Ali'yi de al da çıkalım. Tamam. Tamam. Alayım geleyim o zaman. Beyim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tavuk haşladım. Ellerinize sağlık. Şoför yok mu? Yok, gönderdim. Senin arabanla gidelim, baş başa olalım istedim. Hadi geç. Neden geldik buraya? Pikniğe geldik. Hadi. Thank you.
Saadetimizi ailemize ve sana içiyorum Selam. Şerefe. Şerefe. Yepyeni bir hayat bizi bekliyor. Muzaffer Ali için neler düşünüyorum bir bilsen. Mutlaka İstanbul'da okumalı. Ama yatılı kalamaz tabii. Biz de işlerimizi ona göre ayarlarız. O okuduğu müddetçe biz de İstanbul'da yanında oluruz. En iyi okullarda okumasını istiyorum. Hem bizim için de iyi olur. Düşünsene. Boğaz'da rakı balık, Kanlıca'da, Sütlüce'de sandal sefası, Beyoğlu'nda sinemalar. Ne dersin? Bilmem ki. Ben İstanbul'a hiç gitmedim. Seninle gitmek istediğim o kadar çok yer var ki. Ne oldu, iyi misin Serap? Başım dönüyor. Şarap ağır geldi herhalde. Uzan biraz istersen. Ali. 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 Şerefsiz!